Peki hocam, bypass'tan da biraz bahsedebilir miyiz? Bypass nedir? Evet. Bypass neden olur kişiler? Tabii orada da genetik faktörler var mıdır? Bir defa bypass olan bir kişi tekrar bypass ameliyatı olabilir mi? Olabilir. Yani bypass'ta ise bu koroner damarların daralması ya da tıkanması, evet, sonucu biliyorsunuz ne oluyor? Göğüste ağrı oluyor ya da işte kalp krizi geçirme riski, evet, olabiliyor. Bypass demek bir şeyi pas geçmek demek aslında. Biz ne yapıyoruz? Köprüleme ameliyatı dediğimiz damarı ilave ederek o tıkalı yerin ilerisine bir köprü yapıyoruz. Yani tıkalı yerleri pas geçiyoruz. Evet. Bypass'ın aslında anlamı bu. Onu yaptığımız zaman da daha önce kanlanması az olan, az kan giden bölge normal kan gitmeye başlıyor. Ve bu sefer de işte efor kapasitesi normale geliyor. Çünkü genelde özellikle koroner kalp hastalıklarında kritik darlıklar olduğu zaman kişi efor esnasında ciddi problem yaşar. İşte nefes daralır, göğüs ağrısı olur, yürüyemez. Mesela 500 metre gider durmak zorunda kalır ya da 50 metre gider durmak zorunda kalır. Bypass olduğumuz zaman bu şikayetler tamamen ortadan kalkıyor. En önemli faydası bu. Onun dışında kriz geçirme oranları azalıyor. O yüzden bypass son derece faydalı bir ameliyat. Hala günümüzde popülerliğini koruyor ve güncelliğini koruyor. Yani ileriki yıllarda belki işte ateroskleroz dediğimiz bu damar sertliğini yenersek belki bypass da ileride kalkar ama şu anda hala güncel bir ameliyat şekli ve son derece de faydalı bir ameliyat şekli. Uzun yıllar eğer kişi kendine iyi bakabilir ise, yani bu hayat tarzı değişikliklerini, evet, eğer uygulayabilir ise uzun yıllar kolay kolay bir problem yaşanmıyor. Yani stentlere göre falan baktığımız zaman daha uzun dönem sonuçları daha iyi. Bir defa bypass ameliyat olan tekrar bypass tabii, ameliyat de olabilir, olabilir üç de olabilir. Tabii olabilir. Yani ikinci ameliyatlar, üçüncü ameliyatlar teknik olarak biraz daha zor ameliyatlar. Riskli mi ameliyatlar? Risk olarak biraz daha normale göre riskli bir ameliyatlar ama yine de yapıyoruz. Yani yani 100 tane normal bypass yapıyorsak 2-3 tane de böyle redo vaka dediğimiz yani ikinci kez ameliyat olan bypass ameliyatları da oluyor. Olabilir yani. Öyle bir kural yok. Yani bir bypass oldum ondan sonra tamam ben bir tıkanırsa bittim diye bir şey yok. Hem bypasslardan sonra ileriki yıllarda belki ilave stent gerekebiliyor ya da tekrar bypass gerekebiliyor. Olabilir yani. Ama yani öyle çok da korkulacak bir durum değil. Yani da risk az bir şey. %1 değil de %3 olur risk en fazla yani. İyileşme yani süreci nasıl oluyor hocam? Aynı bir ay. Bizim ne kas süremiz yaklaşık bir buçuk, evet, ay diyelim. Bir buçuk ay içerisinde normal hayatlarına dönüyorlar insanlar bypasslardan sonra. Tabii az önceki söylemiş olduğunuz, vermiş olduğunuz mesajlara dikkat ederlerse. Dikkat ederlerse 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl yaşam damarlar, süreleri tabii, uzayabiliyor. Çok, çok, kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle yaşam süresini uzatıyor bypass ameliyatı ve kardiyovasküler olay riski dediğimiz, yani işte kalp krizi riski gibi durumları da son derece azaltıyor. Sporcularda da sıklıkla görünen bir hastalık bypass ve kalp hastalıkları. Sonrasında tekrar spora hayatına dönebiliyorlar mı bu kişiler? Yani bypass'tan sonra ağır sporu çok tavsiye etmeyebilir. Yani gidip de maraton koşma ya da daha böyle hani, evet, profesyonel futbol değil de ama normal sporunu yapabilirler. Yani ağır spor yapmadıktan sonra yapabilirler. Özellikle genç yaşta hani bypass olmuş kişiler. Yani bypass'tan sonra çünkü şey bitiyor, problem bitiyor. Yani, evet, damar tıkanıklığı kalmıyor. Kan, yani kalbin kanlanması normale geliyor. O yüzden efor kapasitesi iyi arttığı için bir problem olmaz. Yapabilirler yani. Peki hocam, çok önemli konulardan bir tanesi. Yani stres. Yani stresin kalp sağlığındaki etkisi nedir? Yani stres... Biz işte şu yani bütün hastalıkların başı diyebiliriz. Zor bir süreçten geçtik, evet, yani. Evet. Hala da geçiyoruz. Yani maalesef de stres, yani popüler sayarken belki stresi katmadık ama stres de önemli bir problem. Yani stresten dolayı birincisi tansiyonumuz yükselebiliyor. Evet. Bir uyku düzenimiz bozulabiliyor. Vücut devamlı adrenalin salgıladığı için kalbimiz çok hızlı atıyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemimiz son derece olumsuz etkileniyor. Yani bunların hepsini böyle saydığımız zaman, topladığımız zaman tabii ki hem şeker hastalığı varsa şeker miktarları artıyor. Evet. Özellikle şeker konusunda ve tansiyon konusunda ciddi olumsuz etkileri var stresin.
Onun için bir kere stresle baş etmeyi öğrenmek lazım. Yani günümüzde hani öyle kolay bir şey değil. Evet. Ama işte insan onu da öğreniyor zaman içerisinde. Bence öğrenmek lazım. Yani ya da böyle bir şeye kızdığınız zaman, sinirlendiğiniz zaman yani onu uzatmamak lazım. Kısa tutmak lazım. Yani 5 dakika, 10 dakika, hadi yarım saat en fazla, hadi diyelim ki o şeyi atlatma işi. Onu, yani bunu baş etmek insanlar zaman içerisinde, gençken belki biraz daha zor oluyor ama biraz belki belli yaştan sonra ondan baş etmek biraz daha kolay olabilir. Çünkü bunu öğreniyorsunuz zaman içerisinde. Gerektiği zaman destek almakta fayda var. Gerektiği zaman ilaç desteği de almakta gerekte var. Özellikle uyku düzeni çok bozulmuş ise, geceleri uyuyamıyor ise ve devam bir sinir stres hali var ise bu son derece ciddi bir problem. Yani her yönden. Tansiyonunu, kalp hastalığını, şekeri, kanseri. Evet. Yani işte mesela Covid diyoruz. Covid de böyle. Evet, pandemi, sistemi. Covid ve kalp yani, hastalıkları, tabii kalp yani, sağlığı. Yani bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı Covid'de, evet, de. Onun için bağışıklık sistemimizi korumak açısından stresi de baş etmeyi öğrenmemiz lazım. Gerektiği zaman da psikiyatrik destek almak lazım. Covid günlerinde yaşadık mı hocam hiç böyle kalp krizleri, kalp rahatsızlıkları? Tabii ameliyatlarınızı siz... Yani şöyle, yoğun bakımlarda yatan mesela Covid geçiren yoğun bakımda hastalarda böyle ani ölümler falan çok sık gördük. Muhtemelen bu kalbi de etkiliyor. Kalp damarlarında, evet, tıkanıklıklar, işte miyokardit dediğimiz kalp kasında hasarlar, Covid ciddi kalbe etkileri var. Yani ilk başlarda bu çok bilinmiyordu. Sadece akciğer kaynaklı ölümler olduğu düşünülüyordu ama sonradan da anlaşıldı ki kalbi de çok etkiliyor. Covid hastaları, Covid-19. Evet. Yani bazı yapılan çalışmalarda miyokardit dediğimiz yani kalp kasının iltihabı neredeyse %60-70'lere varan oranlarda, kardiyak MR'la çekilen serilerde %60-70'lere varan miyokarditler gözüküyor. Evet. Yani mesela şimdi aşı karşıtları işte diyorlar aşıdan sonra miyokardit oluyor ama 1/100 oluyor. Ama Covid geçirdiğin zaman %70 oluyor. Yani aradaki farkı varsa 1 milyon katı fark var. Yani Covid geçirdiğin zamanki kalp hasarı ile aşı olduğu zamanki hasar yani 100 binlerce kat fark var arada. O kadar çok yanlış söylentiler oluştu ki Ali Rıza Hocam. İşte o Covid'in ilk süreçlerinde verilen ilaçların dahi sanki böyle ya, evet, kalp krizi riski doğuracakmış yani gibi yanlış bilgiler de. Sosyal medyada da bu çok maalesef gündeme geldi. Çok konuşuldu. Yani üzücü tabii. Şu anda mesela yoğun bakıma gelen hastalar maalesef hepsi aşısız. Ve tekrar bir artış olduğunu, evet, ve bu şu andaki genel olarak yoğun bakımda yatan hastalara da baktığın zaman %95'i aşısız. Yani anlamıyorum yani. Yani bu aşı işini muhakkak çözmek lazım. Son derece ciddi bir problem. Yani, korona olan insanların yani, sonradan aşı olması da gerekiyor. Tekrar tabii, korona tabii, olmayacağım tabii anlamına da yani, gelmiyor. Çünkü şu tam bilmiyor mu? Yavaş yavaş artık böyle 6 ay belki artık 1 yılda... Artık öğrendik hepimiz koronayla alakalı. Evet, rakamları gerekebiliyor. Yani aşı tekrarları gerekebiliyor. Belki de gerekecek bize de ileride. Yani biz şimdi mesela sağlık çalışanları 3. aşı olduk. Evet. Belki 6 ay sonra belki bir aşı daha gerekecek. Çünkü bu mutasyonlar artık daha belki dirençli gelebilir aşılara karşı. Belki bunlara karşı da aşı geliştirilecek. Tabii bu zamanla göreceğiz. Ama şu anda aşamada özellikle Türkiye koşullarında yani son derece faydalı aşı var. Bu aşının da faydalanmak lazım. Yoksa dediğim gibi 4. şey geliyor gibi. Dalga geliyor, dalga geliyor gibi gözüküyor. Şu anda bir artış var. İşte bizim yoğun bakımlar başladı artmaya. İleriki belki de soracak. Belki şu anda daha erken ama belki İstanbul için söylüyorum. Böyle 50 Ekim gibi maalesef bu daha da artma ihtimali var. Ve bunun sebebi de yani en büyük sebebi de insanların aşı olmaması. Evet. Özellikle 20 milyon üzerinde aşı olmayan insan var. Ve bunlar hem kendilerine zarar veriyorlar hem de bizlere zarar veriyorlar. Çevreye zarar veriyorlar. Yani onlar yüzünden işte kapanmalar, stres diyoruz mesela. İşte kalp sağlığında stres dedik. Korona günlerinde stres dedik. Tabii stres. Yani kalp sağlığı dedik, kalp rahatsızlıkları dedik. İşte tetikliyor işte hepsi birbirini tetikliyor, evet, diyorsunuz. Maalesef. Çok tetikliyor.
Yani pandemide insanlar hakikaten çok stres oldu. İnsanlar hareket edemediler, kilo aldılar. Benim hastalarım çoğu hepsi kilo almış olarak geldi. Yani niye aldık? İşte spor yapamadık, yürüyüş yapamadık, dışarı çıkamadık. Kalp rahatsızlığı olan hastaların çoğu kilo aldı diyorsunuz. Ve hepsinin tansiyonu arttı. İşte kalp yetmezliği varsa kalp yetmezliği arttı. Tansiyon varsa tansiyonu daha kontrolsüz hale geldi. Şekeri varsa şekeri daha kontrolsüz hale geldi. Yani son derece ciddi bir durum. Yani insanlar işsiz kaldılar. Yani ekonomik yönü de çok ciddi bunun. Yani bunlar da düşünmek gerek lazım. Sosyal, yani gerek ekonomik, yani bir gerek kültürel. Aşı konusunda bu kadar direnç, yani çok yanlış maalesef.